Tarihten 1. Tarih, insanın kendini tanımasıdır. Yalan, tarih olamaz. Tarih gerçektir, bilgidir. Geçmişte var olmuş olanları ve meydana gelmiş olayları, güvenilir kaynaklardan araştırarak bilmektir. Halil İnalcık'a göre, Osmanlılar, kültür ve devlet teşkilatı bakımından İran'ı geleneğin bir devamıdır. Ayrıca Osmanlı edebiyatı ve sanatı İran medeniyetinden kaynaklanmıştır. Şöyle ki, dünya tarihinde Çin'den sonra dünya çapında bir imparatorluğu İranlılar kurmuştur. Milattan önce 356 ve 323 yıllarında yaşamış Büyük İskender'in Horasan bölgesini istila etmesiyle İran ya da Pers medeniyeti Yunan ve İran karışımı bir karakter kazandı. Ki toplum arasındaki ilişkiler, Yunan ve Pers savaşları sırasındaki yeminli rekabetten çıktı, güçlü bir samimiyete dönüştü. Büyük İskender, Pers kültürüne hayrandı ve iki halkı sonsuza kadar birbirine bağlayacak ve sürekli anacak, Yunan ve Pers kültürünün bir karışımını yaratmak istiyordu. Dolayısıyla bu güçlü samimiyet mirası, Greko, Pers kültürü olarak adlandırılan dünyanın çeşitli yerlerinde, daha yüzyıllarca varlığını sürdürecektir. Hem Yunan hem de Pers kültürel yönlerinin uyumlu bir karışımı gerçekleşti. Batılı devletlerin sebebini daha önce bilmediğimiz Pontus hassasiyetini galiba şu ifadeden öğrenmiş oluyoruz. Pontus krallığı İran ve Yunan kültürünün etnik kökeninin, kimliğinin karıştığı Küçük Asya'daki bir varlığın başlıca örneğiydi. Başka bir deyişle Yunan medeniyetinin yeni düşünce ve fikir değerleri ve İran İmparatorluğu'nun siyaset değerleri ile birleşti, hal hamur edildi. Böylece, Helenistik kültür meydana geldi. Bu bir gerçektir. 1141 ve 1209 arasında Azerbaycan'da yaşamış olan Nizami Gencevi'nin İskendername eserinde, tüm İran tarihi, Büyük İskender dönemi de dahil olarak 14. asra kadar anlatılır. Eserlerinin çoğunu Farsça yazan şair, Fars edebiyatında Hamse türünün kurucusu sayılır. Türkler, 1071 Malazgirt Savaşı'ndan sonra Anadolu'da kendi beyliklerini kurmaya başladılar. Kütahya yöresinde kurulu Germiyan Beyliği'nde 1334-1413 arasında yaşayan Şair Ahmedi, İskendername'yi Türkçe'ye tercüme etti. İslam devletinin yapısı, hilafetten saltanata Emeviler zamanında dönüştürüldü. Ardından Abbasilerde, Selçuklularda ve Osmanlılarda en saltanat devlet nizamı devam etti. Özetle, İran'ın yeni medeniyeti olan Greko, Pers karakteri, siyaset değerleri ve devlet teşkilatının özellikleri, Müslüman ve Türk toplumları üzerinde asırlar boyunca etkileyici ve belirleyici oldu. Bizim araştırıp öğrendiklerimizi burada sizlerle paylaştık. Buna ilaveten, konuyla ilişkili olarak, kıymetli tarihçi Halil İnalcık'ın tespitlerini sizinle paylaşmaktan memnuniyet duyarım. Şimdi, kısa bir videoyu birlikte izleyelim. Ardından, Türkiye Cumhuriyet dönemine dair özet bir görüşümüzü bildireceğim. Osmanlılar kültür bakımından, hatta devlet teşkilatı bakımından bu İrani geleneğin bir devamıdır. Benim tarih görüşüm budur. Onun için size evvela İran devlet ve medeniyetinin imparatorluğunun nasıl kurulduğunu anlatmayacağım fakat temas edeceğim. Mezopotamya medeniyetlerinden sonra Babilonya, Babil, Asur medeniyetlerinden sonra Elam üzerinden İran platosuna gelen Indo-Aryen Kabileler bu medeniyeti aldılar, mezhep medeniyetini aldılar ve ona siyasi dünya ölçüsünde bir önem kazandırdılar. Dünya tarihinde belki Çin'den sonra cihanşumul bir imparatorluk İranlar kurmuştur ve bu Türkiye Cumhuriyet devrimleriyle kendimize özel bir toplum karakteri oluşturulmak istendi. Bunun için akla ve bilime dayalı düşünmek, hür iradeyle davranmak ve ulusal birlikteliği korumak ilkeleri kabul edildi. 1923-38 döneminde, borç batağına sürüklenmeden, %7,5 ortalama yıllık kalkınma sağlandı. Türkiye Cumhuriyeti, kültür, aydınlanma ve modernleşmede önemli başarılar elde etti. Türk'ün vefatından sonra gelen hükümetler ülkenin ekonomik ve sosyal kalkınma politikalarını tercihen çok farklı bir çizgide yürüttüler. İlkelerden giderek uzaklaşıldı. Bu günlere kadar gelindi. Şimdi toplumdaki artılarımız çok azdır, eksiklerimiz çok fazladır. Umarız yakın bir zamanda, gerçeklerle bilgilenip, bilinçli halde yararlı olacak olanları doğru yoldan istiyor olacağız. Aliara 2015 15 Aralık 2023